Dostlar selamlar. Hiç olmak istemeyeceğim bir şekilde karşınızdayım ama buna mecbur kaldık diyebiliriz. Yani keşke şu an burada bunları konuşuyor olmasaydık. Keşke siz bunlara şahit olmuş olmasaydınız ama bir yerde sizin de payınız olduğu için, siz de bir şeyleri bildiğiniz için bunları da bilmeye hakkınız var diye şu anda bu videoyu çekiyorum. Bildiğiniz gibi dostlar Alper'le tanıştık sıralamada. Kendisi bir büyük abisinin hesabını kasıyordu. Adını anmaya gerek yok zaten biliyorsunuz. Her neyse ve onun TikTok hesabında yayın açıyordu. Çünkü TikTok'ta yayın açabilmek için 1000 takipçiye mi ulaşmak lazımdı İdra? Aynen. 1000 takipçiye ulaşmak lazımdı. Kendisi de böyle hevesleri olduğu için o abisinin hesabında yayın açıyordu. O abisinin hesabına rank kasıyordu. Geçen haftalarda bildiğiniz gibi şöyle bir video attık. Hatta üstünü şöyle attık falan. Buralarda zaten tanıdınız. Alper'i tanıdınız. O diğer kişiyi de tanıdınız. Ben size ufakça özet geçeceğim. Alper de burada dostlar. Onun da söyleyecekleri olacak. O videoyu çektikten sonra dostlar. Ertesi gün değil öbür gün sanırım. 2 gün sonra biz o kışkırtma muhabbetini falan çektik. Ardından ben böyle yatıyorum uzanıyorum arkadaşlar. Ben yatıp uzanırken bir bakıyorum. Instagram'dan benim tanıdıklarım bana Vural abi Discord'da birisi bir şeyler söyleyip duruyor. İşte acil bakar mısın? Ya galiba önemli. Discord'da spam yapan çocuğun da yazdığı tek şey Vural abi seni kandırıyorlar. Lütfen Vural abiyle beni konuşturun diye herkese yazıyor çocuk. Bizim yetkililere işte sürekli tanıdıklarımıza falan. Şimdi ekranda Discord'da o gün yazılanları görüyorsunuz. Vural abi kandırıyorlar. Vural abiyle konuşmam lazım. Vural abi kandırıyorlar falan diye. Bana tabii Instagram'dan mesajlar geliyor vesaire. Sonra ben uzanırken Instagram'dan gelen bir mesajı şans eseri tıklıyorum. Ve bu şu an sesleri tıkladığım mesajda Vural işte bak böyle bizim her zamanki tanıdık bir insan o ama bunların isimleri buralarda görünsün istemediğim için hepsini sansürledik. Galiba önemli seni kandırıyorlar falan diyor. Ben de ne konuda kandırıyorlar falan diye düşünüyorum. Ardından dostlar o gün de hesap Alper'de. Evet abi. Benim hesabımdan Alper yayında o anda o kişinin TikTok'unda yine rank kastıkları o kişinin hesabına rank kasıyorlar. Aynı takımda da benim hesaptan Alper oynuyor. Ben de aklımda bir ton şey canlanıyor yani ne oldu ulan hesabım mı çalınıyor falan diyorum yani. Böyle şeyler düşünüyorum. Gel İşte Allah'ın işidir. Normalde dostlar inanın ki ben onu görmem. Discord'da yapılan spamı da görmem. Bana atılan mesajları da görmem. İşte Allah'ın işi. Hani gerçekten böyle binlerce kez şükürler ediyorum yani. Gerçekten o gün bana bir şekilde gösterdi o mesajı ve ben bilgisayarın başına geçtim dostlar. Şimdi burada dostlar bunu söyleyen kardeşimiz de küçük bir kardeşimiz olduğu için isimlerini ve sesini bulandıracağız. Haberiniz olsun. Bilgisayarın başına geçiyorum. Çocuğu sese çekiyorum. Çocuğu sese çektiğimde arkadaşlar bakıyorum ki söyleyecekleri önemli bu meselelerle ilgili. Alper ve işte o diğer kişiyle ilgili. Hemen kayıt açıyorum ki hem aklımda bulunsun hem de bir yalan varsa ortada elimizde kanıt olarak bulunsun diye. Çocuğa da söylüyorum bunu zaten. Öncelikle çocuğun söylediklerinden birkaç cümle gelsin ekrana. Vural abi sana yalan söylüyorlar. Kim yalan söylüyor? Alper abi Ramazan abi falan göndermedi senden prim kasmak için şey yaptılar. Önceden ayarlamışlardı bunları. Görmüş olduğunuz gibi dostlar bu arkadaş bana diyor ki o tablet aslında Alper'in. Onu Ramazan göndermedi. Ben de orada Alper'i savunma amaçlı diyorum ki. Diyelim ki öyle. Ne oldu yani şimdi? Ne değişti? İşte abi seni kandırıyorlar falan filan seni kullanıyorlar vesaire vesaire bir şeyler söyledi. Ben tabii kafam çok bulandı o sırada Alper yayında benim hesapta falan. Bir şey de yazamıyorum, soramıyorum, edemiyorum. Tamam abicim sağ olasın diyorum gidiyorum. Tabii bu benim kafamda bir şüphe yaratıyor. Ne olacak, ne bitecek falan diye. Alper buradasın değil mi abicim hala? Evet abi buradayım, tamam, dinliyorum seni. Sakin ol tamam mı? Birer birer anlatacağız. Ardından dostlar ben bekliyorum ki Alper yayını kapatsın da konuşalım diye. Ama şans eseri işte o günde olacağı var. Alper sabaha kadar yayında. Ben tabii yatıyorum, uyuyorum. Bir uyanıyorum ne oluyor falan diye. Alper'in hesap ban yemiş. Tabii bunun konumuzla ilgisi yok da. O an tabii emeği boşa gitti vesaire bilmem ne diye. Hemen alelacele geliyorum. O yayında kayıtları var. Benim konuşmalarımın da kayıtları var. Orada hemen hallediyoruz sorunları. Olaya tamamen bizzat şahitlik yapın diye dostlar. O anın kayıtları da gelsin. Profil fotoğrafı mı? Kim aldı lan abi? Profil fotoğrafı gözükmüyor. Abi sen bir şey yaptın. Abi PP gitmiş. Abi yine mi ban yedi? Aynen. Ya nasıl yiyorsun? Nasıl? Abi çok saçma. Abi ne yapıyorsunuz lan? Ya ne oğlum da yine mi 10 dakika değil? Kaç dakikaydı? Şu an girmeye çalışıyorum ben hesabı. Bir yandan yayına da bakıyorum da. Aa ban yemiş. Bunu ben bir SS'yim de ben bunu bir yetkililere bildirelim ya. Ne oluyor lan? Alper! Ne oldu abim? Niye hesaba giremedim? Ban yemiş hesap. İki defa üst üste 10 dakikalık ban attıysa çok sıkıntı bu arada. Önemli anlarında da ban net yazıyor lan. Ne alaka? Hesap önemli değil. Hesap önemli değil. Puan önemli. Puan. Abi hesap... Ağlamadılar ya. Bakın ben gece hesabı Alper'e bıraktım. Tamam biz video çektik. Gece ben Alper'e hesabı bıraktım. Onun üstüne şu anda 17-16 saat geçmiş. Bu çocuk benden ayrılır ayrılmaz yayın açtı. Zaten uykusuz, yorgun. Şu anda emeklerin boşa gitme ihtimali var. Ve aranızda troll yapmaya çalışanlar var. Hani gerçekten hiç komik değil. Ve çok ayıp. Ayrıca bu hesaba hiçbir şey olmaz. Ben buradayım çünkü.
Hile kullanılmadığı sürece bu hesabı anlatmam ben. Şaka mısınız siz? Abi, sakin ol. Abi Kur'an içerisine hile açmadım abi ya. Abi, oğlum biliyorum ben senin hile falan öyle şey. Ben sana güven... Oğlum ben güvenmesem ben sana hesabımı verir miyim? Arkadaşlar basın kalplere basın, tamam mı? Chat böyle kalp de olsun. Biz halledeceğiz şimdi. Bekleyin, ben bir yandan konuşuyorum yetkiliyle. Hayır, iki defa atması çok saçma yani. İki defa üst üste 10 dakika ban ne demek? 10 dakika banlar uyarı için atılır. Kaç? 47 geçe mi? Aynen, şu an açılmış olması lazım. Vural abi bir profil koymayı denesene. Profil banı mı yedi acaba? O hesapta profil vardı. Bir dakika deniyorum. Ha tamam. Ne diyor abi? Boyunca üçüncü taraf bir kaynaktan avatar kullanman kısıtlandı. Şu anda profil banı ne alaka? Bunu ilk defa gördüm bu arada abi. Nedir ya? Nazar değdi ha çocuğa bu arada. Aha dönüş geldi. 10 dakikalık banların tümü başka bir hileciyle oyuna girmekten uyarı olarak asılır. Herhangi bir problem yok deniliyor. Niçin iki defa yediğini sordum. O da sistemsel bir sorundur. Problem olduğunu düşünmüyoruz. Eğer ki problem olsaydı 10 dakikanın üstüne tekrar 10 dakika değil bir hafta yemesi gerekiyormuş. Sonrası zaten 10 yıla gidiyormuş. Ama şu anda tamamen hileciyle takımlaşma diyorlar. Allah Allah. Evet. Abi dün hileyle falan oynamadık biz. Şimdi vardı. Profil fotoğrafıyla ilgili yazıyor. Profil fotoğrafıyla ilgili diyor ki bunu globale soralım. Bize aynen tam tahmin ettiğim gibi düşün, dönüş gelir gelmez bildirelim neymiş durum diye. Globale soracak. Globalden gelen dönüşe göre artık bize söyleyecek. Ama 10 dakikalık banla ilgili diyor kişiyle ilgili bir problem yok. Takım hileciyle takımlaşma diyor yani kesin olarak net. Bunu çözüyoruz dostlar. Ardından Alper yayını kapatıyor vesaire derken ama ben bir türlü Alper'i yakalayamıyorum. Bir türlü böyle teke tek düşüremiyorum. Hatta o gün sana hatırlarsan Alper Instagram'dan mesaj attım ama sen görmedin. Instagram'ı zaten evet. Alper arkadaşlar kullanmıyor. Benim için sadece girdi yıllar önceki bir hesabına sırf iletişimde olalım diye. Her neyse ulaşamıyoruz birbirimize vesaire derken en sonunda konuşmaya karar veriyoruz ve ben Alper'i birebir o kişi olmadan lobiye çekiyorum. Diyorum ki Alper'cim, Hidra da orada bu arada o esnada. Benim kulağıma bir şey geldi. Bunda sende dürüstlük bekliyorum eğer böyle bir şey varsa. Lütfen bana bu konuda dürüst ol diyorum ve Alper de konuşmaya başlıyor. Şimdi kendisi bizzat söylesin. Ondan sonra ben tekrardan devam edeceğim. Arkadaşlar tablet mevzusu falan tamamen doğru. Vural abi yani haklı. Tablet zaten başından beri benimle. Kimse bana tablet benzeri bir şey göndermedi. Kimse bana bir şey hediye etmedi. Tablet tamamen kendi aleminin cebinden çıktı. O gün dostlar Alper bana bunları aynı bu şekilde, tabii aynı bu şekilde değil. Bu olayın üzerinden bir hafta, yani bir haftalık bir süreç bu. Bir haftadır ben bununla uğraşıyorum. Alper de benimle birlikte bu aşamada. Çünkü kendisi direkt dürüst oldu. Ve abi böyle böyle bir hata yaptım. Maalesef yalana ortak oldum dedi. Bana her şeyi dürüst dürüst söyledi. Yani birçok şey var da bayağı bir hani yalan var. Ama hepsi tabii kurgulanmış bir şey böyle bunlar. Alper bana her şeyi söyledi. Yani ben bizzat her şeyi biliyorum ama sizin bilmeniz gereken kısmı size söyledim. Çünkü kayıtta olan kadarı buydu sizin bilmeniz kadarını. Siz de buna şahit olmuştunuz. Tabii şu anda dinlediğiniz gibi söylemedi Alper bana bir cümleyi. Bir saatte falan kuruyordu. Çok fena ağlıyordu. Üzüldü çünkü doğal olarak bu yaşananlar olunca. Ve kendini bana karşı suçlu hissettiği için onunla bir daha asla konuşmayacağım falan zannetti doğal olarak. Ben de onun çocuk olduğunu ve böyle hatalar yapabileceğini söyledim. Hepimiz böyle hatalar yapıyoruz arkadaşlar. Eğer ki ben Alper'in o gün karşısında olsaydım. Niye böyle yaptın lan, bana nasıl yalan söylersin yalancı falan deseydim. Ben o gün arkadaşlar dünyanın en büyük ayıbını etmiş olurdum. Çünkü Alper daha bir çocuk. Çünkü belli başlı şeyleri öğrenip tecrübe etmesi gerekiyor. Bir abisi olarak da ben de tabii ki ona dedim ki dürüst olduğun için teşekkür ederim kardeşim. Hiç inkar etmedi çünkü direkt olarak evet abi yalandı, çok özür dilerim dedi. Ve ben sana bunu zaten söyleyecektim dedi. Ardından dostlar tabii bu olayda bir kişi daha var, biliyorsunuz ki o hesabın ve o TikTok hesabının sahibi arkadaşımız. Tabii Alper'le konuştuğumu bilseydi kendisi bu yalanı Alper'in bana söylediğini bilecekti. O yüzden ben Alper'e dedim ki kendim, eğer ki sana bu konularla ilgili bir şey söylenirse benimle konuşmadım dedim. Çünkü niye, Alper'i nasıl teke tek çektiysem o kişiye de aynı soruyu soracaktım. Alper çocuk eyvallah. Diğer kişi kocaman adam. Benden de büyük, onu söyleyeyim size. Bu hayatta en nefret ettiğim şey dostlar salak yerine koyulmak. Hani iyi niyetin suistimal edilmesi. Hadi Alper bir hata yaptı. Çocuk zaten pişman oldu. O kadar ağladı, etti vesaire. Üzüldü. Hatta benimle kendisi konuşmak istemedi sonrasında utancından. Ben ısrarla dedim abicim. İçimde sana karşı bir kırgınlık yok. Sonra tabii biz arkadaşlar bunlarda bir kötü niyet aramaya başladık. Ben Hidra ile konuştum. Dedim kanka böyle böyle bir durum var. Sana WhatsApp'tan yazdım değil mi Hidra kanka? Böyle böyle bir durum var. Hani burada ne anlamsız bir yalan dedik. Tablet İşte Alper'inmiş aslında ama biz zannediyoruz ki o insan gönderdi tableti. Biz tabii bunların altında
niyetleri aramaya başladık. Kimseye bir şey çaktırmadan. Sonra ben onun ertesi günde hemen o kişiye de sordum. Dedim ki tablet muhabbeti ne dedim. Bir baktım kendisi diyor ki arkadaşlar hala. Evet tableti ben gönderdim. Tablet benimdi. Ben gönderdim iyi bir cihazı olsun diye. Gönlü hoş olsun diye vesaire vesaire gibi yalanlar. Şok oldum. O kadar büyük şok oldum ki arkadaşlar hani kendimi mal gibi hissettim. Yani dedim o kadar kamera karşısında görünüyoruz ediyoruz vesaire hani iyi bir insan olmaya çalışıyoruz açıkçası. Hani bir insan bunu niye bu kadar suistimal etmeye çalışır? Hadi bir at ya küçücük çocuk kadar olamıyor musun? Alper'e sordum. Dedim ki Alper'cim bana dürüst ol. Böyle bir şey geldi. Elimizde kanıt da yok ya sonuçta. Alper şunu dese bana emin olun. Hayır abi o gönderdi. Evet doğrusu tablet benim değildi dese Alper'e inanacağım. Çünkü elimizde kanıt yok ki. Bunu da yapabilirdi Alper. Bunu yaparak hiçbir şey kaybetmezdi ama dürüst olmayı seçti. Doğru olmayı seçti. Ki ben de onu o yüzden affettim. Ki o kadar üzüldü ki yemin ederim onunla birlikte ben de ağlıyordum. Harbiden ağlıyordum yani. Ama bu insan arkadaşlar kocaman adam olmasına rağmen beni hala salak yerine koydu ve ben tableti gönderdim dedi. Kendisiyle ben az önce de görüştüm. Her şeyi Alper için yaptım vesaire diyor vesaire. Daha çok fazla mevzu vardı. Şu an hiçbir şey demiyorum. Eğer ki dostlar bu söylediklerim de şu anda bakın gayet güzel bir mizacım var bence Hidra. Sen bir sorun görüyor musun bunca yalana rağmen vesaire? Diğer bildiklerimizi de katacak olursan. Bana kalsa ben zaten hani böyle bu kadar yumuşak konuşmaya taraftar değilim. Çünkü salak yerine koymuşuz bu bir. İkincisi bir taraf itiraf ediyor. Gerçeği görüyoruz. Ve biz hala Alper'e bilerek diyoruz ki Alper sakın kimseye bir şey deme konuştun. Çünkü onu hani o zaman ne anlamı kalır? O zaman der ki Alper söyledi ben de söyleyeyim o zaman doğru mu? Aynen. Emin olun dostlar kendimi çok zor tutuyorum çünkü hiç değmez. Beni salak yerine koymaya çalışan adamı ben kötü ses hani söylemeye bile şey yapıyorum anladın mı? Hani o kadar bir hani gözümde değersiz ki muhabbet. O kadar iğrenç ki hani harbiden gerek yok. Ama videoyu izlediğini biliyorum. Bak gözlerin içine bakıyorum sana bakıyorum şu an. Bu çocuğa söylediğin bazı şeyleri biliyorum. Birçok şeyi şu anda burada söylemeyeyim. Bazı şeyler dediğimi sen çok kötü şeyler olarak düşün. Ne kadar kötü şey düşünüyorsan onun fazlasını biliyorum. Haberin olsun. Eğer ki bu çocuğu rahatsız etme vesaire gibi şeyler olursa emin ol ki o zaman çok farklı konuşacağız. Çünkü yasal olarak çok farklı konuşacağız bu arada arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Gidip mafya babası değiliz. Yasal olarak çok güzel konuşacağız. Onu da söylemiş olayım. Bunlara neden şahit oluyorsunuz? Tahmin edeceğiniz üzere dostlar. Siz biliyorsunuz ki birinci videodan beri bu hesapta Alper yayın açıyor ve siz gidip Alper'i izlemek için o hesaba giriyorsunuz. Ama o hesapta yayın açılıyor, hesapta Alper varmış gibi orada o ortamda değil mi? Bu olaylardan sonra Hidra kanka. Yayını ben de o arkadaş açıyor, kayıtlar var. Alper'miş gibi sizleri kandırıyor. Alper hesapta yanında arkasını dönük kendini göstermek sırf sizi orada tutmak için yapıyor bunu. Ben de kaydı da mevcut. Sırf yayın artsın, etkileşim çoğalsın diye yanındaki çocuğun yüzüne yastık kapattırıp Alper burada arkadaşlar. Alper benim kardeşim deyip yayın etkileşimini arttırmaya çalışıyor. Dostlar, inanmayın. Bu da neden oluyor? Alper o süreç içerisinde bizim bunları ortaya çıkartmadan önce biz Alper'le konuştuk. Alper biliyor hani Alper bize itiraf etti. Alper diyor ki abi ben yayın açmak istemiyorum artık falan diyor bilerek. Çünkü biliyor ki ortadaki şeyleri her şeyi size söyleyemiyorum. Tahmin edebiliyorsunuzdur zaten. Alper yayın açmayınca ne oluyor beyefendi? Diyor ki etkileşim kaybı vesaire bilmem ne takipçi makipçi açıyor. Yanındaki bir çocuğu Alper'miş gibi gösteriyor. Ben diyecek bir söz bulamıyorum ya. Konuları biraz karıştırdım arkadaşlar. Lütfen beni affedin. Kanka kaç gündür bu işle uğraşıyoruz biz? Bir haftadan da fazla değil mi hatta? Bir haftadan da fazla. Bir haftadan fazladır peşine koşuyoruz. Benim ailevi muhabbetlerim, kendi işim, iki tane her gün video atmam gereken kanalım, her şeyini harcayla düşünün. Saatlerce ben bu konuyla uğraşıyorum. Evdeki herkes de şahittir. Elimde de zaten 4-5 saatlik farklı kayıtlar var. Haberiniz olsun. O yüzden bir şeyleri kafanızı bulandırmış olabilirim. Konuları böyle atlayarak. Bunun için özür dilerim. Sizin beni anlayacağınızı umuyorum. Alper'in bizim kışkırtma yaptığımız günün gecesinde biliyorsunuz ki benim hesap Alper'de. Alper'e o gün diyor ki Alper bak bana şöyle bir mesaj at. Ekrana geldi şu anda. Arkada küfürlü bir müzik var arkadaşlar. Onu da biz bu olaylar çıkmadan Hidra kaldırttırıyor. Bize de böyle şeyler yakışmaz. Hem buralın adını kullanıyorsun hem arkaya küfürlü müzik koyuyorsun. Küfür derken bana değil hani. Ortalığın anasını şey yapacağız oğlum gibi bir hesap. Ekranda da şu oyun içerisinden özel mesaj olarak şöyle bir şey yazmışım. Alper yayındayken Alper'e atıyor. Alper diyor bana bunu yaz. Sonra bunu ekran kaydı alıyor. TikTok'unda paylaşıyor. Arkaya küfürlü müziği koyuyor. Yorumlara baksana bir yorumlarda şey vardı onu gördüm. Bunu Vural abi görse ne olur? Bak o seni var ya alnından öpmek istiyorum yakalayıp. Gelen cevap ne biliyor musunuz? Oraya yorum olarak kendisine yazıyor cevap olarak. Zaten o yazdı. Yani var ya. Bu arada arkadaşlar lütfen yorumlarda kesinlikle küfür, hakaret hiçbir şey. Bize yakışan şeyler değil. Ben nasılım şu anda? Lütfen sizi öyle görmek istiyorum. Rica ediyorum. Bunu yapmamızın ve çekmemizin tek... Buna niye mecburuz biz bu videoyu atmaya? Çünkü siz zannediyorsunuz ki Alper o hesapta yayında. Alper açıyor çünkü hala kandırılıyor. O hesaptaki yayındakiler hala kandırılıyor. Alper burada, Alper burada. Hani açıp şey dese Alper yok vesaire bu zaten benim hesap falan dedi. Yok Alper burada yanımda falan. Sizin bunu bilmeniz gerekiyor doğal olarak. Her neyse tabii bunların
olayların hepsi birikince ortaya çıkan şeyleri zaten ben görebiliyorum, anlayabiliyorum. Sizler de büyük ihtimalle küçük kardeşlerim izliyordur, onlar anlayamaz da. Büyüklerin çoğu anladı, hatta çocuk bile anlar ya buradaki niyetleri harbiden. Daha bir de yani size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Olayların %5'ini belki söyledim ya. Öyle değil mi Alper bu muhabbetleri? Evet abi. Daha şu bir sürü çok fazla olay var arkadaşlar. O kadar çok var ki arkadaşlar. O kadar çok var ki. Alper'e lütfen kızmayın, rica ediyorum. O bir çocuk daha. Bu videoyu izleyen kitlenin %80'inin de çocuk olduğunu biliyorum. Sizler arkadaşlar hata yapabilirsiniz. Biz büyükleriniz olarak bu yanlışları düzeltmeyi ve size doğruyu göstermek yükümlüyüz. Öyle değil mi Hidra? Aynen öyle. Ki Alper de dostlar çok duygusal bir çocuk. Direkt duygulanabilen bir çocuk. O yüzden Alper'e lütfen kızmayın. Alper artık benim yanımda dostlar. Benimle birlikte, haberiniz olsun. Aynı zamanda bizim Emir. Emir diye bir kardeşimiz var arkadaşlar. Alper'in abisi derken tanıdığı biri ama abi dediği bir insan. Benim de kardeşim dediğim bir insan. O bu konularda bizim sağ olsun yanımızda oldu. Alper'in yanında olduğu bu konularla ilgili. O da bizimle beraber. Alper de bizimle beraber. Yayın açmak hala istiyor dostlar. Kendine ait hiçbir şey olamadığı için, kimse onu doğru yönlendirmediği için. Ben onu doğru yönlendirdim ve ona özel bir hesap açtım. Ve yayın açabilmesi için arkadaşlar 1000 takipçiye ulaşması gerekiyor. Adını yazdığında çıkmayabilir. Adı ekrana geldi ama velakin ben size aşağıya yoruma ve açıklamaya da link koydum. Alper'cim bu saatten sonra yanlışında ben seni yakarım. Haberin olsun. Tamam mı? Tamam abi. Yakarım derken ama nasıl yakarım? Oyundaki emojiyle falan. Şaka şaka. Gerçekten Alper ayağına denk al. Daha abi, fazla daha da üzülme. Bu 10 gündür arkadaşlar Alper helak oldu. Valla çocuk var ya, psikolojisi bitti doğal olarak. Bir çocuk olarak bu kadar çok şey yaşaması o kadar kötü ki. Sonuç olarak dostlar artık kendine ait bir hesabı, ne kadar bomboş olsa da olsun. Önemli olan onun oyunculuğudur ki oyunculuğunu ben çok iyi biliyorum onun. Ve kendine ait bir TikTok yayın hesabı var. Artık ben ona dostlar TikTok hesabını açarken de ne dedim Alper'cim? Karayı kullanma istersen, belki ileride yön değiştirmek istersin dedim. Çünkü doğru değil mi? Bu şekilde söyledim. O da dedi ki hayır abi, ben kullanmak istiyorum dedi. Bunu söyleyerek şunu söylemeye çalışıyorum. Alper bir birey ve özgür ve kendine. Her şey onun kendine ait olmalı. Ben ona bunu öğretmeye çalışıyorum şu anda ve o bunu çok iyi öğrendi. Öyle değil mi Alper'cim? Evet abi. Canım benim, aferin sana. Evet abi. Her neyse. Helal Yusuf. Bu saatten sonra sorumluluğu bende dostlar. Kendisi bütün yanlışlarını gördü ve bunlardan ders aldı. Yayın açmayı çok istiyor. Yayında rank kasmayı, eğlenmeyi vesaire çok istiyor. Onun da dediğim gibi hesabını kesinlikle 1000 takipçi yapalım biz ki yayınlarına başlasın. Ondan sonra kendisi idare eder. Elim ayağımı çekerim diyormuş. Şaka şaka. Yanımda dediğim gibi arkadaşlar her konuda destek olacağım. İşin özeti arkadaşlar, keşke sizlerin karşısında böyle olmasaydık ama bunu bilmek zorundaydınız. Çünkü sizler de bu süreçte buna ortaktınız. Bütün muhabbetleri vesaire de TikTok yayın adresini vesaire. Lütfen ve lütfen herkes yorumlarına dikkat etsin. Bize yakışmaz. Bize yakışan dostlar her zamanki gibi küfür etmeden, hakaret etmeden, efendiliğimizi koruyarak haksıza, haklıya hakkını vermek. Canımsınız. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız dostlar. Çok özür dilerim. Her birinizden çok özür dilerim. Böyle birer birer keşke gerçekten karşınıza çıkıp özür dileyebilsem. Sizleri şahit etmek istemezdim. Ben de öpücük atayım. Ama mecburdum. Canımsınız dostlar. İyi ki varsınız. Bu da bugünlük böyle bir videoydu. Bir kere de böyle idare edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.